Bismillahirrahmanirrahim. Sahabalar derslerden devam ederken biz sizden biz bugün Umayr ibn-i Vahb radiyallahu anh'u hususunda yaklaşken buranızı inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqiq Umayr ibn-i Vahb men üçün bazı oğul farzatlarından göre menge yakarak oldu. Dib Umayr ibn-i Hattab radiyallahu anh'u bu kişi hakkında şimdi bir çıralı sözler beytadı. Quraysh müşrikleri Müslümanlarla bo'lgan birinci cihatta Badr'da mag'lub bo'lib Makka'ya qaytishdi. O'zlarining sayyidlaridan deyarli hammasi qatl qilindi. Ular obob chuqurga tashlandi. Müslümanlar Alloh taolo tomonidan katta bir nasrga, katta bir yordamga, g'alabaga ega bo'ldi. Müşriklar Makka'ya qaytar ekan har bittasining ichida bir oilasidan bir kishini yo'qotgan, kim akasini, kim otasini, kim farzandini. Makka mana shunday bir Azada turgan paytda Umayr ibn Vahb Ka'bani oldiga tavof qilgani keladi. Butlarni ulug'lashlikka, ularni taboyi qilib ularga sig'inishlikka keladida va Ka'bani oldida Safvon ibn Umayyani o'tirganligini ko'radi. Xayrli tong dedi, bir-biriga salomlashgan bo'ladida, o'tir, ozgina gaplashamiz dedi. Umayr ibn Vahbga Safvon ibn Umayya. Zero ozgina suhbat qilsak, bir-birimizni dardimizni so'rab, bir-birimizni hol-ahvol so'rasak kalbimiz ozgina yengil tortar dedi. İkkala oğlanı oturuştu. İçindeki dertlerini töküştü. Badr'da kançalık aziyet çekkenliklerini, kimler ötüp kimler koyanlığını subat kılıştı. Ve Safvon aytdi ki, kendi bir kişilerimiz bu arada. Onlar da bahçesini Muhammed ve Müslümanlar katıl kılıştı. Şimdi onlardan keyin hayatı kızı kalmadı dedi. Şimdi Umayr ibn Vahb'ni ana shu Badrga o'zi bilan birga yetarab olgan o'g'li Vahid musulmonlarning qo'lida asir bo'lib qolgan bo'ladi. Uni ham alami, uni ham o't ichida bo'ladi. Safvonning bu gapini eshitib turib aytadiki, agar dedi qarzlarim bo'lmaganida dedi. Agar oilamni men o'lib ketsam, mendan keyin ko'chada qolib, sarson bo'lib ketishidan qo'rqmaganimda Madinaga borib Muhammad o'ldirib kelardim dedi. Çünkü men Madinaga boradigan bo'lsam, mendan hiç kim gumon qilmaydi. Çünkü Makka'dan Madinaga borib, farzandlarini, otalarini yoki akalarini fidya berib qaytarib olayotgan mushriklar qatorida borib kelardim. Mendan hiç kim yomonligini gumon qilmasdi dedi. Safvon ibn Umayya bu gapni xuddi poylab turgandek, bu fursatdan foydalandida, bo'lmasam dedi, seni qarzlaring meni qarzim dedi. Seni farzandlaring, seni oiling ta men tiriyakanman, ta ula tiriyakan, ularni qarmog'i meni bo'ynimga dedi. Borib Muhammadni o'ldirib keladi. Subhanalloh. Nimaga endi payg'ambar Arabdan chiqqan degan savolga avvalambor Alloh taoloning irodasi. Xolosi ulamolar mana shu o'rinda bir necha bir hikmatli so'zlarni keltiradi. Shulardan bittasi arablarning tabiati. Ka'batulloh o'shida bo'lishligi, Qur'on arab tilida bo'lishligi, Ibrohim alayhisalom Ka'bani Makkaga qurishi va bir qancha sabablar ko'rsatiladi. Ana shu sabablardan bittasi deb hukmolar aytadi sirat olimlari. Arablar bir so'zli xalq bo'lgan. Arablar bir narsani gapirsa, oxirigacha yetkazadigan o'jar, inji xalq bo'lgan. Umayr ibn Vahb Muhammadni o'ldiraman degan gap og'zidan chiqdi. Ikkinchi tomon uni quvvatlayapti. Qaraki bir ishni qilishlikka bir odam o'zini quvvat yetmasa, yonidagi odamlardan yordam so'raydi. Yonidagi odamlar yo'lidida agar musulmon savob ish qilishlikka birodarga yordam bersa, savobda sherik bo'ladi. Mana qorda Qur'on yotlayapti. Qur'onda ekan qorixonaga borib turib, bir kilo go'sht olib bersangiz, bir qop non olib bersangiz, shular siz yegan, bergan ulingizni yegan, bergan go'shtingizni yeb Qur'on yotlasa, ana shu Qur'oniga sherik bo'lasiz. Umrini oxirigacha o'qigan Qur'oniga sherik bo'lasiz. Yaxshilikka ham sarf etadi inson pulini, yomonlikka ham. Bu yerda Safvon ibn Umayya o'zini e'tiqodini yo'lda pul sarflayapti. Qarzingiz deman, bolacha qayni boqaman, Muhammadni o'ldirib ketdi. Ikkalasi ittifoq qilishdi. Aytdik, bir so'zni hal qildi bular, bajaraman dedi. Uyiga bordi, oilasi bilan xayrlashdi, o'rnidan turib ketyotib Safvonga aytdiki, o'rtamizda bo'lgan gapni hech kimga aytmadi. Uyiga bordi, tuyasini tayyorladi, oziq-ovqatini oldi, qilichiga zaharni surtdi. Tuyani minib Madinaga qarab yo'lga oldi. Madinaga yetib kelganda tuyasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidining oldida cho'ktirib
Oturarken, yer, tüyadan çökerken payda Ömer ibn Hattab radıyallahu anh bir kança sahabalarla oturganında karar durup bu it dedi. Allah'ın düşmanı Ömer ibn Vahab geldi dedi. Hoşyar oturuyorlar, karar duruyorlar. Yaşı niyette keken yokşa mıydı bu dedi. Özü yükünü açar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı yeketti. Yani Müslümanlar da işi Ömer ibn Hattab'da işi. Bir tane tazbara ayetler de yani bir anlığı bana yaptı. Bana diyor, derek maçta kendine yakışmayken olsa işimiz yok. Sop karasın deyimiz. Peki lamışkası kırılıp oyan olsa karasın imam parasın. Burada da bana şu masjid Allah'a diyor olsa siz bulan bizi bu ibadet kanamız. Her bitti buradayken kemçilik olsa siz bulan bizi ki bu işin kirek. Bizi sahabalardan farkımız onlar her bitti buradayken Muhammed'i meniki de bilgen. Men halkın işim kereği de bilgen. Ömer'in hatta bal bittersini yürütürüp olsa da vardı peygamberimiz oldu. Irgı bozu türlü. Karakteriler dedi bu arada. Ya Resulullah, Allah'ın düşmanı Umayr ibn Vahb geldi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyor onu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de büyüğünü labbede bacarıp Umar bağırdı. Bir tek oldular, yok aslında mahkemişlerdi. İnşallah onun ki kendi bana şu tutta halife, Abu Bakir, Umar, Osman, Ali radıyallahu anh kudu kıssalarını engelleşemez. Bu Allah'a da bir katta dersler. Bu hazırki vaktimizi kıskanı gibi olan paygalarını, sahabalarını bazılarını yapıp şey yapıyoruz. Vaktimiz yetmeyene giden, onların keyingilikle alıp koyduk. Bitti kolumdan mahkemişlerdi. Onların hatta Resulullah Hanım'ı 2 metreden balatına boyan boyan. İni giyen boyan, boyu giyen boyan, bile giyen, yüre giyen, kellesi giyen boyan adamı. Bütün insan boyan hakiki. Öz İslami'yi kirişli giyen, paygambarımızı öldüremen de çıktı iman gekerler, köpçülükimiz bulamız. Yani tabiatı da bir işli uçadı mı, ahir geçi yetkisi olganlardan boyan. Allahümme aizzel İslam'ı bir ahadal Ömer'e indirken Resulullah. Paravadiyara İslam'ı içti Ömer'den bittersini imange keltirip kuvvetlendirken de genelde. Bittersi Abu Cahil, Amr ibn Hişam. Bittersi Ömer ibn Hattab. İki de bakulat adam bu arada Kureyş'te. Şuna bittersi Allah'a yakın nirağı, mahbub rağı Ömer ibn Hattab iman keldi. Peygamberimiz üç amamende vardı. Ayetler değişti. İman keldi. Şükür işini başladı. Bitti kolu bulan. Kekirteyden aldı. Yokasından. İkinci kolu bulan. Yelkesi gelip yiyen kılıçtı boynunu saldı da ilk sözleri kendisi olarak geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Uhud dağı cilipti dese işen iyiler. Lakin bitti adamdı. Tabiyatı ürgat dese işen miyeler. Yani mu'min, mullamışır boyun adam. İslam'a mahkem yapışken de o cesur, gayretli bir komik. Şimdi mulayenlik için kaladı. Yani şicatı, yüreği de otu var boyun adam. Müslüman boyun da mullamışır o kadar da gelmez. Yani Uhud dağı cilipti onun neden. Lakin çünkü işin işine mümkün. Lakin bitti adamdı. Bizi tılda karakteri özgürmeydi diye. Ömer ibn Hattab, İslam geçeyen kattık oladı. Yüreği de otu var adamıydı. İslam geçirken de bana şu kuvvetimden kaldı. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le aldı yok geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, onu koy var indirdi. Koy vardı, arka olarak durayım dedi. Arka olarak durdu. Şunu da geldi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Umayr dedi, nemeye geldiniz bir yere dedi. Dese etti ki, başkalar katarı sıradı Koreler'de asır bugün oğluma acilatken geldim dedi. Ey Umayr dedi, torusunu getirin dedi. Boynundaki kılıçını mı gelip geldin de kendine etti ki, ha kılıçlı bir tutursun dedi. Ha Bağdat'ta biz hiç kanaka kılıçımız para vergen yok dedi. Resulullah torusunu et nemeye geldin dedi. Başka maksatta kemedim de kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onge tevbeden kegen vahide haberini etti. Ahir sen Safvan-ı Numa'ya bilen Hicr-i İsmail'de oturma değil mi? Badr'da ölen kişilerde bir katar isimlerini ayette birbirine davet diye hasretini etme değil mi? Kazlarını, ballarını şikayet kigeninde Safvan özünü haramağa alışlıkça vahide verme değil mi? Üyünge varma değil mi? Kılıçını zaharlama değil mi? Şu niyette kemer değil mi dedi. Umayr ibn Vahab bir lafza katıp kaldı. Söyle, eşhedü enneke Resulullah. Siz Allah'ın peygamberi kendinize güvahlığı veremem dedi. Ya Resulullah dedi, siz Mekke'lilik davrizde, size Osman'dan haber alışıkızı biz yalan verirdik. Sizge işenmez dedik. Lekin bu haberini Allah'ta yetkizgeliği de, sizge Allah haber vergeliği de şubham yok. Çünkü bu sıhbatta bu bahsını ikilerimizden başka hiç kim bilmez dedi. Bana şu oranda bana bir nasıl kop getirdi?
Keldi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı tong dedi. İman keltirmesinden dolayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni tahiyyeyinden göre gözarlığa tahiyyeye gebe ol dedi. Allah da Allah sizden bizge cennet ile de tahiyyesi, assalamu aleyküm tahiyyesi, salamını verdi. Bizde köp güzeldiğine de kaleysen, düzüymüsen, salam. Burada da Müslüman da Müslüman gibi olabiliyen tahiyyesi yegane tahiyye. Assalamu aleyküm. Demek Allah da Allah adam aleyhisselam görgetken tahiyye. Cennet ile de tahiyyesi. Dünyada birbirimizle görebilen salamımız Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eğer sizlere bir tahiyye aitinizse şu tahiyyeni kaytarıyla dedi Allah. Ya ki ondan göz arra kılıp kaytarıyla. Assalamu aleyküm deyildi mi? Siz ve aleyküm selam kaytarız ziyara koyun. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlere tınçlık amalıyım olsun ve Allah'ın rahmeti ve berekatı olsun. Umayr ibn-i Vahid iman ki geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı da şehadet kelimesini etkenden ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga birodarlarga diniyle dişini örgütüylerdi. Onge Kur'an'ını, namazını ve başka dini şerih hükümlerini örgütüştü. Umayr ibn-i Vahid sallallahu anhu İslam'a kirgen payette hazır it degen, hazır Allah'ın düşmanı degen Umar raziyallahu anhu tahkik Umayr ibn-i Vahid men üçün Tonguz'dan göre yaman ağıdı. Tonguz menge bundan göre yakınlığı ağıdı. Endi çi endi? Endi mene oğul fazlatlarımı bazılardan göre menge sevimliği ağıdı. Ne mene kulası olamız? El-hubbu fillahi vel-buğdu fillah. Bu kişiler bir burada yaş görseyem Allah şu yaş görgen, yaman görseyem Allah şu yaman görgen. Söküp koyan şu yaman görmegen. Boy kembegale geçin, başka milletlere geçin yaman görmegen. Yaxshi ko'rsa musulmonlik uchun yaxshi ko'rgan, yomon ko'rsa kofirlik uchun yomon ko'rgan. Qiyomat kuni Alloh taoloning arshining soyasi tushib turadi qiyomat maydoniga. Shunda 7 xil odam turadi bu soyada. Shu yerdan bittasi 2 kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rgan edi. Alloh uchun uchrashgan edi, Alloh uchun ajrashgan edi, ularni o'rtasini Allohga bo'lgan muhabbatdan boshqa hech qanday birlashdi, boshqa narsa birlashtirmasdi. Odamlar pul uchun birlashadi, biznes qilsa. Birovlar maqsadga siyosiy maqsad chi yo'lda bitta partiya tuzib borishadi. Maqsadga yetishlik uchun ma'lum bir maqsadlar odamlar birlashtiradi. Maqsadga yetgandan keyin ajrashib ketaveradi bular. Endi Umar ibn Xattob hozir yomon ko'rayotgan odamini birdaniga yaxshi ko'rib qolishligi haqiqatan siz bilan bizni o'ylantirish kerak. Biz yomon ko'rgan, ma'siyatning ichida to'lib yurgan odamni namozga ibodatga yiqilib qolgan bo'lsa ham baribir jindakaligi ishonqiramayroq qaraymiz. Maşke kadar ne diyorum? Kaptı mı? İşleri hıraşa gerek. Maşke kirdi mi? Haramda tarıkıldı mı? Siz bilmemiz değil mi? Onu yakış görüşmemiz gerek. Onun nisbeten kalbimizde adavat yine kudavat kalması diye gerek. Umar ibn Hattab raziyallahu anh'u kafirli gidiyor ama görüldü. Müslüman bakan diyor. Yakış gördü. Umar raziyallahu anh'u özünü, nefsini İslam talimatı bilen, Kur'an tilavatı bilen, şeriat ilimler bilgen işini bilen pakladı. İmanını mükemmel kıldı. Ve Mekke'ye keter payette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhsat soradı. Ya Rasulullah, Medine'de turşidim uzak oldu. Endi menge Mekke'ye kirişteki ruhsat vereyim. Mekke'de turgan payetimde Müslümanlara kança aziyet ettizgen bu zaman dinige. Mekke'ye varıttırıp müşriklerde dinige şimdi aziyet ettiği zaman dedi. Medine'de hala iman keltirip bir vakit çözülüp gitken de onu iş bilen, muhimmel bilen cönetken Safa'nın umumaya kütüp duradı. Vakit öttü ondan hava bol olmadı. Keyin ketganlar sonra da xabar bo'lmadi. İçindeki o't yonishni boshladi. Muhammad o'lgani yaqada xabar kelmadi rasululloh. Oxiri Umayr ibn Vahab islomga kirganligini xabarni eshitdi. Umayr ibn Vahab roziyallohu anhu Madinaga Makkaga qaytib keldi va ana shu uni ish bilan muhimma bilan jo'natgan Safvon ibn Umayyani oldiga kelib aytdiki, "Ey Safvon," dedi. "Sen Makkaning sayyidlaridansan, hurmatli odamlaridansan." Quraysh qabilasini aqlli kishilardansan. Axir na foyda na ziyon keltira olmaydigan toshlarga qo'y soyib, ularga qarab namoz o'qishlik aqlga sig'adigan narsami? Men seni yagona haq deyim. Alloh taoloning islom diniga chaqiraman va guvohlik beraman, Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohning Muhammad alayhissalom uning elchisi deb guvohlik berdi. Umar roziyallohu anhu Makkada islom diniga da'vat qilishda davomli bo'ldi. Juda ko'p kishilarni islomiga Umayr ibn Vahab sabab bo'ldi. Alloh uchun rozi bo'lsin. Qorakalarimiz ma'ruzalarni boshlashidan bo'lin
Allah'a hem peygamberimizge salavat edip durup men yehdihillahu fela muzillela ve men yudlilhu fela hadiyela deyen ibarana yetişedi. Şu ibarana düşünüşümüz için bana şu kısa bir eşitimiz gerekiyor. Men yehdihillahu fela muzillela. Kaysi bir kişinin Allah hidayet kısa hiç kim ona adaştıramıyor. Ve men yudlil fela hadiyela. Allah kime adaştırı koysa hiç kim onu doğru yolga başlamıyor. Bu kişi peygamberimizi öldüremen de kötü oldu. Ömer ibn Hattab kılıçını götürüp öldüremen de var oldu. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala bu bendelerini yaş görüp hidayete başlaştı hal oldu. Burada hiç kim dostu kalamadı. Ve aksince hadislerde kegen kıssada Banu İsrail'deki iki tane köke ülkesi ibadette, akası masiyette. 40 yıl masiyette kıldı akası. 40 yıl ibadette kıldı takva ülkesi. Aka bu yolu üzülmeyin. Kaytin kaytin dedi. Allah hidayet kegen günü aka ülkem aldı gebali. Bu olduğunu ibadet kılıyor. Ve kadın bastı, ülke tamamen bastı. Ülke kırıklı ibadet kıldım. Bir akem bulan bari, bir kayıp kılıyor dedi. Ülke tamamen kadar bastı. İki arasının niyeti özgerdi. Birini ki yakışık ikinci yaman tamamen. Şu halette Allah tarih iki arasının canını aldı. Sizlerden bir kişi bir ömür cennetiyle de ananı kılıyor dedi Resulullah. O bilen cennet ortasında bir zira kaladı. Sonra acel keledi. Kitabı zıkk etedi, dozak hak etedi. Sizlerden bir kişi bir ömür dozak amalını kılıyor dedi. Dozak bile onun arasında bir zira kaladı. Lekin ömrünün ahirki lahzaları da imanı hidayet yürüdü. Cennet kekirip yeter dedi. Demek siz bilen bize ağlayan hulasanız Allah'dan takva kılıyorduk. Bu namaz oku yürüyüşlükimiz, bu takva yürüyüşlükimiz bizi gururlandırıp koymazsın. Çünkü keter saatimiz yakaladı. İnnemel amalı bil havatiyim. Ameller hatıması yakaladı için adı. Bu kişiler de Allah-u Teala hatımasını yaşlı geldi. Siz bilen bize yani fatımamızı yaş kılışını Allah'tan sonra koyalımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.